Merhabalar, ben Tayyar Işık Saçan. Al sana işte bugünkü konuğumuz gayrimenkul uzmanı Sayın Niyaz Kılıç. Niyazcığım hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Tayyar Bey. Gayrimenkul uzmanı, yani bu son zamanlarda da ev, arsa falan böyle gayrimenkul konusunda çok büyük sıkıntı var ama bu konunun uzmanlığı. Uzman olabilmek için ne lazım? Nasıl bir eğitimi var mı bunun? Nasıl bir yoldan geçmek lazım? Önce böyle başlayalım çünkü daha sonra gayrimenkulün içi dışı bayağı sorularım var sana. Doğrudur. Biliyor musunuz yani gayrimenkul uzmanı olmak için hani bazen diyorlar ya kurs eğitimini alman gerekiyor. Bu yanlış. Hakikaten yani gayrimenkul uzmanı olmak için hem iktisatçı olmalısın, hem hukukçu olmalısın, hem belli bir derecede tarihçi de olmalısın. Çünkü diğer şartlarda yani sen böyle bir profesyonel gayrimenkul uzmanı değilsin. O şey mi oluyor? Yani tabiri caizse yanlış da anlamasınlar. O sıradan bir emlakçı gibi oluyor, evet, değil mi yani? Evet. Ev kirala, ev sat durumu. Ama diğer ötekinde, evet. Biraz önce çünkü tarih de dedin işin evet, içinde. Evet, tabii. Diğer türlerde sadece emlakçı oluyorsun. Ama gayrimenkul uzmanı olman için yani öncelikle yani lisansı bitirmen gerekiyor. Bir üniversiteyi bitirmen gerekiyor. İktisatla ilgili ya da hukukla ilgili yani tarihten de senin yani bilgilerin olması gerekiyor. Çünkü gayrimenkul uzmanı sadece yani böyle bilgilere sahip olur. Yani bu tarihi binanın diyelim bedeli kaç ya da bir tarihi yerin etrafında yani çerçevesinde binalar oluyor. Daireler oluyor. Onların fiyatı bambaşka. Sonra yurt dışından alıcılar geliyor. Yani sen o kişilere sadece yani bizim dairelerimiz çok ya iyi. Ya burası 3 oda bir salon işte olmaz kombiyle bu. Isınıyor. Balkonda deniz görüyor ile olacak bir iş değil Yok, yani iş değil. Kadarıyla. Yani böyle anlatman gerekiyor. İstanbul'u alalım. Diyelim ben bazen böyle diyorum. Siz yani birkaç tane devletin payitahtı olan yani başkentine geliyorsunuz. Yani bu başkentin neredeyse 3000 yıl tarihi var. Şehir olmasa bile semtin bile tarihi dokusu çok önemli değil mi? Oturacağın Evet, semtin. Tabii. Yani ben de diyorum siz burada yani oturuyorsunuz aynı zamanda bu büyük şehrin bir parçası oluyorsunuz. Yani bu Amerika'daki bir şehir değil bu. Amerika'da diyelim Amerika'yı aldığımızda evet Amerika çok gelişmiş ama şehirlerin bazılarında ruh yok. İstanbul'un kendi Yaşama ruhu. ruhu değil mi? Evet, Şehrin yaşama İstanbul'un ruhu. kendi ruhu var. İstanbul'un kendi canı var. Ve tarihçi olarak bunu anlatmaya başladığında böyle yurt dışında gelen alıcı mesela geliyor, alırım mı buradan daire, almam mı? Böyle konuşmaya başlıyorsun bunlar yani. Hep yatırımcılar değil mi? Özellikle yani yatırımcılar. yurt dışından gelen adam Evet. buradaki işi orada da bir yerimiz olsun ya da ya burada Tabii. değerli bir parça var. Evet. Bunu biz alalım diye yatırım Tabii. bulunan Ve insanlar. bazen böyle oluyor. Yani ilk geziyorlar, Dubai'ye gidiyorlar. Yani Avrupa'nın bir şehirlerine gidiyorlar. Sonra İstanbul'a geliyorlar ve tarihçi olarak da konuşmaya başladığında sen bu insanları tamamen buraya çekiyorsun ve burada karar veriyorlar. Ne kadar zamanda olgunlaştı bu iş sende? Süresi ne bunun sendeki oluşumu? Bende mi? Gayrimenkulle alakalı. Yani şu pandemi başladı ya. O dönemde. 2,5-3 yıldır. Evet. Ondan önce ben gayrimenkul işinde değildim. Şu pandemi sebebi. Ne cezbetti Niyaz? Parası mı? İşin bu kadar renkli oluşumu? Tabii ekonomisi mutlaka cezbetmiştir Tabii, de. Ama tam sebebi şöyle. Ben Instagram'da bir fenomendim. Yani Türkiye'yi gezen, İstanbul'u gösteren bir fenomendim ben. Ve bu pandemi başladı da yani yurt dışındaki takipçilerim bana yazmaya başladılar. Yani bizim buradaki böyle kısıtlamalar başladı ya. Yani Avrupa şehirlerin bazılarında bu kısıtlamalar çok böyle sertti. Daha sık oldu. Evet, daha sık oldu. Rusya'da da böyle. Ve bunlar yazmaya başladı. Yani biz artık yorulduk. Oraya gelsek. Evet, buraya gelsek bize daireyi bulabilir misin? Ben de ilk zamanlarda kira diye düşünüyordum. Meğer ki insanlar yani tamamen
ellerindeki birikimi yatırım. Tabii tabii. Sen nasıl buluyorsun peki? Dolaşıyorsun, bakıyorsun, yoksa sen verilen ilanlardan bir şeyler mi çıkartıyorsun? Ben dolaşıyorum. Evet, yani sahibinden .com'da diyelim çok ilanlar var ama orası ikinci el. Hı hı. Bunlar yeni sıfır daireleri istiyorlar. Hı hı. Ben ilk... Ya da yeni bitmiş binalar. Ya yeni bitmiş binayı. Ben ilk ilçeyi geziyorum. Yani tanışıyorum ilçeyle. Sonra internetin üstüyle yani yazıyorum yeni projeler. Diyelim örneğin Küçükçekmece. Bu bölgede küçük, şöyle evet, şey yapıyor. Yeni projeler çıkıyor. Yani inşaatçılar da çıkıyor. O zaman çok sağlam bir portföyün var. Evet, sağlam. Var. Evet. Yani en ucuz dairelerimiz 300 bin dolardan başlıyor. Ta 6 milyon dolara. Şey yapıyor musun? Adam burada yaşamıyor ama yatırımcı buradan evler alıyor. Evet. Diyor ki Niyaz ben gelip gitmem. Bunların orada online kiralanması, ne bileyim işte burada değer bulması için yine sen takip ettir bu işi. Var, evet. Biz zaten böyle hizmet sunuyoruz. Yani A'dan başlayarak son Z'ye harfine kadar, evet Z'ye kadar yorucu takip değil mi Niyaz ya? Yorucu değil çünkü biz aile olarak çalışıyoruz. Ben şey tek var. Başıma değil. Eyvallah. Evet, yani ablalarım, yeğenlerim, yani kuzenlerim biz hepimiz bir ekip oluşturduk. Evet, bir ekip oluştuk. O yüzden yok, zor değil. Eğlenceli. Çünkü her hafta yani senin için eğlenceli gezen adam. Çünkü bir de her hafta yeni insanlarla tanışıyorsun. O da başka bir yönü işin. Evet, evet. Bazılarıyla arkadaş oluyorsun. Böyle işte. Ve evet, yani bazıları böyle satın alıyor Türkiye gelmeden. Ekonomisi online iyi mi? Yani kazancı iyi mi? Senin açından soruyorum. Tabii kazancı çok iyi. Evet. Biz alıcılardan herhangi bir komisyon almıyoruz hiçbir zaman. Biz sadece inşaatçıdan alıyoruz. Satıcıdan. Evet, satıcıdan alıyoruz komisyon. Çünkü ticareti o yapıyor zaten. Tabii, ticareti o yapıyor. Yatırımcı. Evet. Sadece eğer vatandaşlığa gitmek istek varsa, tabii ki de bu bir ek ücret, ek masraf. Yani sadece onun için alıyoruz belli bir miktarda ücreti. Ama diğer kalan işlerimiz biz ücret sunuyoruz. Havalimanında karşılıyoruz. Yani otele getiriyoruz. Otelin rezervasyonu yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Gibi değil mi? Böyle hani bir hafta sonu paketi. Bir gel hem İstanbul'u evet, bir gör. Evet. Hem bir gez dolaş. Hı-hı. Hem de bak burada yatırım yapılabilecek tabii yerler var. Tabii tabii tabii. Bunlardan kupon bir yere. Tabii. Bir de biz böyle yapıyoruz. Eğer bizim hani ajantamızın üstüyle daire satın alınırsa biz bu paketi bedava sunuyoruz. Oo. Evet. Yeter ki geldi yedi içti evet, gezdi yok yani. Evet, evet. Yani uçak bileti tabii ki de girmiyor buna. Biz diyoruz İstanbul'a gel. Tamam. Biz seni havalimanından alıyoruz. Bir otele seni yerleştiriyoruz. Evet. Sonra 3 gün seni gezdiriyoruz. Tamam. Yani tarihi yerler, yemekler falanlar. Yeter ki yani daireyi satın al. Anladım. Peki geldi, gezdi, dolaştı, yedi, içti dedi ki ben sizi bilgilendireceğim. Bilgilendireceğim. O zaman şöyle yapıyoruz. Biz önceden bir protokol yapıyoruz. Ha. Eğer yani 3 gün içinde yani bir karar çıkmazsa yani biz 1.000 dolar ücretini alıyoruz. Tabii canım ya sonuçta, evet, sonuçta bir masrafım var tabii burada yani. İstanbul'u gezmek, dolaşmak da şehir İstanbullu değil için bile ucuz bir şey tabii değil. Hele bir de kalması, havaalanı transferi falan evet, şey bir iş. Yakıtı, yani her şey her var. Her şeyle beraber. Evet, yemek de yani biliyorsunuz bazı restoranların yemekleri o kadar ucuz da değil. Yani alıcılar da... Daha çok kimler tercih ediyor buraları? Çok bunu şu anki durumda yani savaş biliyorsunuz. Ukrayna ile arasındaki savaş. Şu an Rusya. Ruslar. Daha çok Ruslar mı tercih evet, ediyorlar? Ruslar daha önceki portföyde kimler var? Avrupalılardı, Avrupalılar var. Araplardı. Yani onlar şu anda var. Ama şu an %70'i diyelim Ruslar oldu ve Ukrayna'nın vatandaşları oldu şu anki durumda. Niyaz, sana göre İstanbul'un bu anlamda en değerli bölgesi neresi? İlçe olarak. Benim için karşıda. Anadolu yakası. Anadolu yakası, evet kesin. Yani Sarıyer, Maslak, Tuzla benim için çok önemli. Orada böyle denizin kenar yerleri var. Şey istiyorlar. Evet. Daha çok yalı tarzı değil tabii mi? Tabii tabii. Hemen diyelim sitenin önü sahil olsun.
böyle istiyorlar. Böyle projeler yani Tuzla'da var, yani karşıda var. Peki yabancıya Türkiye'de gayrimenkul satışı konusunda şey nasıl işliyor, prosedür nasıl işliyor? Prosedür şöyle. Mal edinebiliyorlar mı? Edinebiliyorlarsa şartları nasıl? Birinin evet. üzerinden mi alıyorlar? Direkt tapu yabancının üstüne çıkabiliyor mu? O konuda biraz böyle şey evet. değilim. Hani emlak aha. konusunda vakıf anladım. Değilim de. Anlatacağım şu an. İlk nasıl başlıyor? Yani bizim web sitemiz var. Tamam. O web sitemizde WhatsApp'a bağlı, Instagram'da sayfalarımız var. Yani yüz binlerce takipçili. Oraya ilk yazıyorlar. Çünkü orada gösterişler var. Yani bu proje, bu proje, bu proje, bu projeler var. Yani 100 tane proje var diyelim. Onlar tıklıyor, yazıyorlar. Biz bu proje hakkında bilgi istiyoruz. Biz tüm bilgileri aktarıyoruz. Tamam. Sonra bunlar bir karar veriyor. Ön sözleşme yapıyoruz. Tamam. Ön sözleşme yapıyoruz. Sonra bunlar İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geliyorlar. Bir gün istirahat ediyorlar tabii. Ertesi direkt inşaat veya hazır malikanenin yanına evet, gidiyorsunuz. Evet, oraya getiriyoruz. Tamam. Yani biz böyle çalışıyoruz. Geziyor, dolaşıyor, diyor ki tamam, evet, almaya karar verdi. Almaya karar verdi ve orada yani inşaat şirketinin ve bu alıcının arasında sözleşme imzalanıyor. Tamam. 3 gün içinde belli bir miktarda depoziti bırakıyor, hı hı, ve 15 gün içinde geri kalanını evet, getiriyor. Ödüyor. Ve maksimum bir ay içinde tapusu çıkıyor. Tamam. Şimdi bu tapu konusunda, hı hı, hani mesela şimdi ben gitsem Moskova'da bir yer satın almaya kalksam, hı hı, bana hemen tapu veriyorlar mı? Yok orada dışında. Mı? Yok. Vermiyorlar. Yok. Burada vermiyor. Nasıl işliyor? Yabancı geldi, burada mal edinmek istiyor. Evet. Burada nasıl işliyor o iş? Şöyle işliyor, yani sözleşme imzalanıyor, ondan sonra tapuya başvuruluyor. Tamam. Evet, web sitenin üzeresi, web tapu, hı hı, sitenin üzeresiyle başvuru yapılıyor. Ve 3 gün içinde tapudan eğer tüm evraklar doğruysa, 3 gün içinde randevu çıkıyor. Ve eğer müşterinin zamanı varsa onunla beraber gidiyoruz. Tamam. Yok bu diyor, benim işlerim var, benim o kadar zamanım yok diyor. Diyelim ki benim adıma vekaletname. Vekalet alıyorsun. Evet, vekaleti alıyoruz da gidiyoruz. Yani maksimum bir hafta içinde Türkiye'de bu çok hızlı çalışıyor. Bu sistem çok hızlı çalışıyor, evet, Türkiye'de. Maksimum bir hafta, hı-hı, tapu senin elinde. Tamam. Ben aldım evi senden, hı-hı, ama buraya gelme şansım yok. Benim kendi memleketimde işim var. Evet. Sana da diyorum ki Niyaz, kiraya burayı veriyoruz, kiraya ver. Evet. Sen buradan belli bir komisyon mu alıyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Yani adamın işini onun takip ettiğine göre. Onun komisyonu %25. Hı-hı. Yani diyelim aylık getirisi $1000. Biz $250 alıyoruz. Alıyorsun. $750 ona aktarıyoruz. Mal sahibine aktarıyoruz. Evet, mal sahibine o aktarıyoruz. O zaman önce sana yatıyor. Evet, vekil önce olarak, bana yatıyor. Sonra ona yatıyor. Tabii, tabii, tabii. Çünkü vekalet benim elimde. Hı-hı. Buradaki mülküne ben bakıyorum. Buradaki malını ben bakıyorum. Ben kontrol ediyorum her şeyini. Ve tabii ki de bu bir yani bir hizmet. Tabii canım. Evet. Hem de ciddi bir hizmet. Adamın evet, parası ve malı sana emanet. Tabii burada. Bir de biz böyle çok almıyoruz. Mesela Dubai'de %50'sini alıyorlar. Hı-hı. Ama Türkiye'de yani maksimum %25 olabilir. Biz işte bunu alıyoruz da böyle çalışıyoruz. Hepsi bizden memnun. Sen İstanbul'un neresini seviyorsun? Ben mi? İstanbul'un Beylikdüzü'nü seviyorum. Orada mı oturuyorsun? Evet. Herkes oturduğu yeri sever, evet, değil mi? Niye? Çünkü orası geniş. Hı-hı. Caddeler, sokaklar geniş. Yeni yerleşim bölgesi. Yeni yerleşim ve bir de yer düz. Düz. Zemin olarak. Evet. Kurulum zemin olarak. Düz, evet. Bir de binalar yeni. Hı-hı. Parklar büyük. Hemen o bir 10-15 dakika orada Gürpınar. Deniz sahili, denize iniyorsun. Herkesin İstanbul'da derdi deniz mi? Derdi deniz. Yani şehri yakın olsun, şehrin evet, göbeği olsun. Evet. Hani o mudur yoksa ya illa da bir su olsun. Hani bir maviyi göreyim önümden, dere de olsa su aksın. Benim tanıdıklarımın hepsine yani deniz gerekiyor. Deniz gerekiyor. Evet, ben böyle çıktığımda diyor, sabah saatlerinde diyor, hemen denizi görmek istiyorum diyor. Yürüyüş yapsam denizi göreyim. Evet. Ya da açsam. Ya da balkondan yeter ki yani suyu görsün. Evet. Bazıları şöyle diyor alıcıların, denizde yüzmeyi sevmiyoruz. Evet. Yürüyüş de yapamayız ama
balkondan çıktığımızda bir kahveyle ya çayla hemen baktığım manzara. Denizi görsek evet. Evet. Hemen iyi oluyorlar diyorlar. Kim daha bonkör müşteri? Kimler böyle eli açık? Hani daha eli açık Ruslar. Ruslar mı? Evet. Araplar biraz böyle cimri. Ama İstanbul'da baktığımda da hani aman çok Arap var, her yer Arap oldu falan diyorlar. Hı. Yani yok o kadar da değil. Yok. Yani bu sadece yani son zamanlar Suriyeliler meselesi oldu ya. Ondan mı kaynaklı? Ondan dolayı. Gerçi Arap müşteri İstanbul'un çok uzun zamandır. Gözdesi Tarabya mesela benim bildiğim. Tarabyalılar evlerini bir süre böyle yaz döneminde kiraya verirler ve kendileri oralardan giderlerdi. Çünkü Arap müşteri tercih eder bu tarafı. Yok, şu an yok. Ben böyle demem yani. Çoğusu Arap değil. Bir de böyle Araplar var. Yani aynı kişileri satın alıyor. Ne yapıyor bir adam 10 tane evi? Tamam yatırım da yani almış adam bir tane güzel hani denizi de gören, kahvesini içtiğinde denizi bu gören. Bu bir biznes. Bunlar lansmanda yani lansmanda olduğu zaman şunun için mi yapıyorlar? Evet. 10 taneyi alıyor. Lansman, bir sene sonra lansman fiyatından. Bir sene sonra ticaretini yapıyor bunun için. Tabii. Çünkü bir yıl sonra lansmandaki fiyatla %30 %40 fark var. Şu an piyasadaki gayrimenkul üzerindeki fiyat artışları sana göre suni bir yükseliş mi? Bana göre yani çünkü çok hızlı çıktı ya yukarı. Çok hızlı çıktı. Bana göre evet her şey diyebiliriz. Enflasyon diyebiliriz. Dolar kuru düşer mi? Evet. Dolar kuru mu? Bu fiyatlar düşer mi? Bence bir yerde bu patlar. Çünkü suni bir şekilde bu fiyatlar yükseltilir. Talep kesilirse? Zaten şu an kesilmeye başladı. Başladı değil mi? Bu şu an bana dün böyle teklifler geldi. 1+1 970 bin dolar. Nereden ne alıyorsunuz bu fiyatları? Amerika'da yok bu fiyatlar. Alıyorlar kafadan böyle yani fiyatı koyuyorlar. Dünyada da böyle mi? Ben çok gayrimenkule çok benim kafam yatmaz. En soğuk baktığım alan da orasıdır mesela. Yani betona yatırımı çok sıcak görmüyorum. İnsanın yanlış kendi yatırım, insanın kendi oturacağı, başını sokabileceği bir evi varsa yani 4. 5. bana göre bir beton yatırımı çok sıkıntılı bir iş. Yanlış. Dünyada da böyle mi emlak? Dünyada yani parlatılmış bir iş kolu mu? Orada da böyle uçuk rakamlar mı? Evet. Avusturya'yı alalım. Avusturya. Bir 140 metrekare yani Viyana'nın yani merkezinde. Merkezi. Evet. 6 milyon euro. Fiyatları cidden yani yükseldi ve bu bizim ülkemize bağlı değil. Evet, fırsatçılık da var. Siz doğru diyorsunuz. Suni bir şekilde yükseltilen fiyatlar. Ama dünya genelinde şu an emlak durmasını bilmiyor fiyat konusunda. Her gün artıyor. Her hafta artıyor maalesef. Ve ben böyle düşünüyorum. Bir de şu an dolar tekrardan güçlendi ya. Dolar güçlendi. Onun da etkisi var. Amerika'nın yani Amerika'da enflasyon bayağı hızlandı. Yani dolar nasıl güçlense de ama dolar eskisi gibi güçlü değil. Mesela diyelim 10 yıl önce 1 milyon doların gücü bugünkü 10 milyon doların gücü. Ya o zaman değer, çok da değer kazanmamış. Evet. Ya dolar da. Yani ben diyorum yani diğer ülkelere baktığında evet değer kazandı. Ama doların kendisi çok kaybetti. Peki şimdi Türkiye'de hızla toplu konutlar var. Devlet özellikle TOKİ üzerinden Türkiye genelinde hızlı bir devlet üretimine geçti. Bu mevcuttaki fiyat artışlarının önüne geçer mi? Ucuz konut projeleri. Geçemez maalesef. Geçemez. Çünkü niye? Biz sadece ben ülkemize alıyorum. Yabancıları almıyorum. Sadece kendimiz için, yani kendi piyasamızı böyle rahatlatmak istiyorsak, her yıl fiyat konusunda rahatlatmak istiyorsak, her yıl ortalama 800 bin konutun inşaatı yapılmalı. Bu da zor bir şey bu söylediğin. Bu da zor bir her iş. Yıl 800 bin konut. Bizde toprak kolay kalamaz. Bir şey değil. Toprak kalamaz, ormanlar kalmaz. Bu mümkün değil. O yüzden
Yani bu TOKİ'nin yaptığı sosyal proje konutları projesi yani yetersiz. Yetersiz, maalesef yetersiz. Bir de şu an ne oluyor? Yani bir düşünün, bir anda böyle toplu inşaat başlayacak. Hı hı. Demek ki yapı malzemeleri hemen oraya yönelir. Ve piyasa... başka bir sektöre değer katacak bu sefer. Bu orta tarafta evet. Fiyat artışı başlayacak. Yapı talep malzemeleri olunca. Ne yapar? Fiyatları yukarı çıkacak. Yükselmeye başlar. Ve demek ki gayrimenkulün de fiyatları ne yapmaya başlar? Onlar da yukarı çıkacak. Yani onlar da yükselmeye başlar maalesef. Eğer böyle yapsaydılar, yani ben ilk baştan böyle diyordum bu sosyal proje hakkında. Yani ben ilk böyle destek vermiştim bu projeye bir sunucu olarak. Ama sonrasında öğrendik ki yine de bu şehit aileleri, gaziler, yani dar gelirliler yine de bu faydalanamıyor. Para ödemesi gerekiyor bunların. Ben diyorum, bir annenin oğlu şehit oldu. Doğuda. Hı hı. Bu zaten, bu aile dünyanın en pahalı bedelini vermiş. Nasıl onlardan biz para alalım bir daire için? Verin bedavaya. Tabii bu da bir proje. Buna evet. Doğru katılıyorum sana. Evet. Verin bedavaya. Yani bizim devletimiz güçlü. Ülkemiz güçlü. Yapılamayacak bir şey değil. Katılıyorum tabii. Sana. Bu kadar da inşaat şirketi evet. var. Tabii tabii. Ama niye böyle yaptılar ben anlamıyorum. Peki diyelim yani ki... Yani bir dar gelirliden zaten fakiri fukaradan... Adamın yok zaten elinde avucunda. Zaten bir fakiri fukaradan para almak yanlış bir şey. O tabii birazcık da devletin de gücüyle de alakalı. Evet, evet. Çok güçlü bir devletiz de evet. Ama bu hani ya ona da bir bedava ev verelim, buna da bir bedava ev verelim durumu da bu sefer devletin üstüne ciddi anlamda büyük. Yani orada da değil. Diyelim ki gittik Beykoz'da bir tane daha eski dönem paşalardan birinden saray, kalma bir köşk. Bir köşk bulduk, bir av köşkü. Ama baktık ki cam çerçeve eskimiş, dam akıyor, duvarlar rutubetli, tarihi eser. Dünyanın da parasını vereceğim. Niyaz buldu bana evet. burayı. Ama tadilat yapmak istiyorum. İzni var mı? Prosedürü ne? Nasıl orayı düzenlemem lazım? Hani istiyorum ki çift cam ısıtmalar olsun, doğal gaz boruları falan geçsin ama bina da Paşa eski. Dedenin binası evet, nasıl olacak? Eski. Yani bu böyle yapılıyor. Bu Büyükşehir Belediyesi'nden izin alınıyor. Orada tadilat işlerini yapmak için. Ve belediye diyor ki tamam diyor, tadilatını yap diyor. İçini yani istediğin gibi yap diyor. Tamam. Ama dışı eskisi gibi olmuyor. Aslına uygun kalsın. Evet. İçeriki inşaata izin veriyor mu içeride yapacağın evet. tadilatlara? Tabii. İzin veriyor. Çünkü orası İzin. Görünmez değil evet, mi? Evet, çünkü görünmez. Sadece dışı. Sadece dış örtüsü eskisi gibi olmalı. Gerçeğine uygundur. Evet. Eski fotoğrafları veriyorlar. Yani eski... o döneme ilişkin evet, görüntüleri. Evet. Yani tam dışını tadilat yapsanız da diyor, tam buna benzer bir şey olmalı. Evet. Eğer böyleyse evet izin veriliyor. O zaman izin veriyor. Var mı öyle hiç sattığın ya da alıcısı olup da böyle bir av yok, köşkü? Yok, benim şu anlıkça yok. Sattığın bir elinde köşkü. Var mı? Ya, elimde var. Nerede? Evet. Beykoz'da. Beykoz'da. Zaten evet. daha çok... orada zaten onlar. Evet. Beykoz tarafını şey genellikle yapmışlar. Orada. Av köşkleri evet. falan yapmışlar o dönemde. Osmanlı dönemine orada. Ait olan evet Hı-hı. av köşkleri, saraylar, bazı paşaların köşkleri de var. Orada, Beykoz'da. Genellikle Beykoz tarafında. Ne kadar zaman daha bu işi yapmak istiyorsun? Yani başka bir hayalin var mı? Ya bunu tamam yapayım. Bir 10 yıl daha. Hani emlak işi hiç bitmeyecek bir iş ama bir 10 evet. yıl daha yapayım ama. Ya benim kafamdaki iş. Aha. Mesela aynı zamanda bir televizyon programı evet. yapıyorsun. Evet. Sunuculuğun da var. Evet, evet. Ama hani gönlünde de başka bir aslan yatıyor mu bu işin dışında? Evet. Ben şu sunuculuğumu geliştirmek istiyorum. Hı-hı. Evet. Daha yüksek böyle yerlere yetmek istiyorum. Bir de ben aslen Türkmenim. Türkmenistanlıyım. Ben orada siyaset yapmıştım. Evet. Gene? Evet. Siyasetçi olmuştum orada. Gene yine de burada yani siyaset işine girmek istiyorum. Allah nasip ederse milletvekili olmak istiyorum. Bir de şu an ben bir vakıf kuruyorum. Ne güzel. Evet. Sultan Alparslan Han Uluslararası Yardım Vakfı.
gayrimenkulün içinde olduğum için yani ben vatandaşlarımızın sıkıntılarını görüyorum. Bazıları böyle yani artık kiralarını ödemeye bile güçleri Zorlanıyor. yok. Evet. Ve benim maksadım yurt dışından benim tanıdığım siyasetçiler var. İş adamları var, şeyhleri var. Yani zengin Arapları var. Bu vakfa onların verdi Katkıları ne? evet katkılarını ya sadakalarını bu vakfa aktararak buradaki dar gelirlilere yardım İhtiyaç etmek. sahiplerine. Evet. Vakıfların zaten kurulma amacı da bu. Evet. Kirasını ödemiyorsa kirasını ödemek. Ya da bazen böyle aileler var hiç daireleri yok. Kendilerine ait hiçbir daire yok. Daire almak, bedavaya sunmak, vermek. Sonra böyle gençlerimiz var, yetenekli. Aynı zamanda Türk vatandaşı mısın? Evet, Tece Ha, o yüzden vatandaşıyım. şey dedin ya, Evet, siyaset düşünüyorum diye. 5 yıldır Tece vatandaşıyım. Aynı. Çift vatandaşım. Şimdi... Evet. Ve böyle gençlerimiz var. Yetenekli. Niyaz yaş kaç? 35. Bravo, tebrik ediyorum. Yani hayalim, ben de vakıf çalışanı olduğum için, ben de Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteriyim. Bir vakıf hizmeti gerçekten çok kutsal bir hizmet. O yüzden Evet. öncelikle hedefinin gerçekleşmesini gerçekten çok Evet, isterim. inşallah, inşallah. Yani. Yani Allah yardım etsin. Benim niyetim ak. Yani benim niyetim iyi. İnsanlara yardım etmek. Bir de şu gençlere dedim ben. Bazen bunlar okumaya geliyorlar. Hani köylerden, obalardan. Yetenekli, yani bilinçli. Ama sırf İstanbul'da diyelim geçinmeye paraları yok olduğu için geri dönüyorlar. İstanbul'un kendine geçinmeye hali yok artık. Baksana, Evet. 17-18 milyon yerleşik nüfus var. İstanbul eski İstanbul değil Artık işte bak. 20'den de geçti Yani diyorlar. biraz önce çok değerli olarak söylediğin Beylikdüzü bir dönem İstanbul'un kırsalıydı. Şimdi Tabii. artık şehir merkezi gibi oldu. Şimdi bu yavaş 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 İstanbul artık Tekirdağ'a dayandı. Tabii sınırları kalktı artık, yani Evet. şehirler birbirinin içine Ben girdi artık. böyle düşünüyorum. Benim şahsen düşüncem böyle. Belki de 3-4 yıl sonra şu Tekirdağ'ın Sarı ilçesi İstanbul'un ilçesi İstanbul'a olacak. girebilir. Peki. Evet, Niyaz, efendim çok hocam. teşekkür ediyorum Sağ geldiğin olun. için. Efendim, bugünkü program konuğum gayrimenkul uzmanı Niyaz Kılınç'tı. Başka bir programda başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.